miktarda engel altında alınıyor ve sahanın tamamı şu anda traktör çalışmasıyla düzeltilecek, yeniden hazır hale getirilecek. Şu ana kadar tek Oktay Sezek, Jodani isimli atıyla evet hatasız koştu ve bütün engelleri başarılı bir şekilde atladı. 16.49 ile ceza puanıyla tamamladı yarışmasını. Az önce 8 ceza puanıyla tamamlayan Kaan. Barkın'ı izledik. Aydın'ı izledik. 16.08 yaptı. 16.08 yaptı. Onun önünde toplamda. Evet, Barkın düzeltiyorum. Kaan 4 ile tamamladı ama 14 daha iyi Barkın. Evet, doğru haklısınız. Kaan 4 yaptı. O 14.07 o zaman. Evet. 14.07 oldu Kaan. Barkın 16.08 ile tamamladı. Şu ana kadar herhalde Barkın değil mi? Evet. Kaan düzeltiyorum. Kaan birinci durumda. Birinci durumda Kaan şu anda. Tabii sonra çok daha az puanlı birincilerimiz gelecekler. Tabii. Traktör şu anda sahada en yüksek ceza puanıyla başlayan birinci yarışmacımız Fatih Yeter. 31.96 ile bayağı bir yüksek ceza puanıyla başlamıştı ama yarışın sonunda en düşük ceza puanı olan Burak Azak, Ahmet Berk Başeğmez 2.39 ve 2.23 ile zaten favoriler. Aynen. Ama nasıl bir yarış sergileyecekler onu açıkçası ben de merak ediyorum. Evet, bir de stres var. Sona doğru kaldıkça stres artıyor tabii ki. Çünkü sizin önünüzdeki biniciler eğer hatasız yaparsa sizin puanınıza yakın olanlar, evet, sizin de hatasız yapmanız gerekiyor ki onların önünde yarışı tamamlayın. Evet. Sonda yer alan 5 yarışmacının puanlaması birbirine çok yakın. Aralarında bir sırık var. Yani bir tane sırığın düşmesi direkt sıralamayı değiştirebiliyor. Her an her şey değişebiliyor. Evet. Sona doğru. Ya. Sevgili Baha Şahin, motor şu anda yönetmenimiz Baha Şahin motor çalışması yapılıyor sahada. Az önce görüntüye gelmişti. Isıtma alanından biz görüntüleri izliyoruz. Motor hızlı gelince ben de atlayacak gibi bir his. Atlardan alışınca. Tabii. O konuda çok haklısınız. O konuda çok tecrübeliler saha görevlerimizde. Onlar artık bu işin erbabı oldular. Zaten. Gerçekten. Çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. Parayı da çok açmamak açısından. Bugün baraj izlemeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Ondan da biraz bahsedelim. Çünkü baraj yok denmişti. Baraj olması çok zor. Çünkü aynı ceza puanına ulaşmak çok zor. Evet. Barajın olma tek ihtimali var. Eğer alttaki biniciler hata yaparsa iyi olanlar, Sevil Sabancı ile Çağrı Başe'nin ceza puanları aynı. 5-19. Evet, eğer gerçekten aynı ve ikisi de hatası bitirirse ve diğerleri hata yaparsa bir tek o ikisi baraj koşabilir. Bu da çok az ender olan bir durum. Baraj olmasın diye ince baremi koştu biniciler ki farklı ceza puanları olsun, atlar bugün baraj koşmasınlar diye. Türkiye Şampiyonası'na herhalde bu parkurun sonunda net bir şekilde ulaşacağız ve ilk 5 açıklanacak. Evet. 2023 yılı Türkiye Şampiyonları belli olacak. Atlama şampiyonları. Gerçekten bütün yıl bunun için çalışılıyor. Büyük bir emek harcanıyor. Çok hassas bir spor. Her şey çok iyi giderken bir anda partneriniz atınızın başına bir şey gelebiliyor. Küçük de olsa. Tabii çok önemli. Çok hassas hayvanlar. Büyük gözüküyorlar biliyorum ama gerçekten çok hassaslar. Hiç yarışa başlamadan atın yarışı reddettiği de oldu. Oluyor mu? Evet. Bazı atta psikolojik de olabiliyor bu. Yarış roku dediğimiz bir olay var. Yani Allah korusun kimseye olmasın ama at yarış zilini duyduğunda başlamak istemiyor. Böyle bir psikoloji var ve onları geri döndürmek gerçekten çok zor bir süreç. Tekrar yarışmayı sevmelerini sağlamak kolay değil. Evet. Çok emek harcanan bir spor ve her şeyi 72-73 saniye için yapıyorsunuz. Ama müthiş bir de zevk atınızla birlikte olduğunuz zaman. Evet. Bugün burada aynı zamanda Gençler ve Yıldızlar Türkiye şampiyonluğu da koşuldu. Onlar da sahiplerini buldu bizden önce. Peki size şunu sormak istiyorum. Bu tip organizasyonlara, yarışlara az önce dediniz ya 70 saniyelik bir yarış için evet, her şey. Haftada ne kadar zaman geçiriyor biniciler atlarıyla? Biniciler haftanın 6 günü genelde atlarıyla birlikteler. Bir gün tatil oluyor. O 6 günün de binicinin programına göre bazen ata binerek bazen binmeyerek egzersizlerini tamamlıyorlar. Evet.
Evet, Hüseyin Çakmak. Hüseyin Çakmak Bıda. Bekliyor şu anda. Hüseyin'i daha önce izlemiştik Radihaza'yla. Bu ikinci adı atı Careful. Oldukça tecrübeli bir at. Evet. Careful 16 yaşında. Bu beyaz bir... at mı diyoruz? Evet. Beyaz kır atla gelecek. Diyoruz. Kır at diyoruz değil mi? Hani kır biraz, bu tam beyaz ama. Evet. Şimdi çok ekrana haklısınız. Da gel. Hani kır biraz daha böyle. Onu, çok haklısınız. Onun evet. Sebebi şu. Açık beyaz. Evet. Careful 16 yaşında. Kır evet. Atlar ilk doğduklarında simsiyah doğuyorlar. Zaman içinde renkleri açılıyor. Aa. Ve yaşlandıkça beyaza dönüyorlar. O da değişik. Evet. Careful'un bu kadar beyaz olmasının sebebi de biraz yaşı. Sanıyorum müsabakadaki en yaşı yüksek atlardan bir tanesi. 16 yaşında. Çok tecrübeli. Ve Hüseyin'le de çok başarılı yarışlara imza attılar bundan önce de. Bugün de burada tekrar göreceğiz. 13.72 ceza puanıyla geliyorlar. Evet. Şimdi 45 saniyelik alışma süresini geçiriyor. Hüseyin Çakmak. Evet, Hüseyin'le demin izlediğimiz atıyla daha az tecrübeli bir atıydı. Bu daha çok birlikte oldu ve daha tecrübe birlikte oldukları tecrübeli bir atı. Ve onun için de daha rahat bineceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi ilk engel için geliyor. Tempoyu bulamadı. Tempoyu bulamadığı için bir daire yapıp bir başlama daire daha, evet, seçti. Bir daire seçti. Buna hakkı var. Fanyondan geçmediği sürece istediği kadar saniyesini kendi lehine kullanabiliyor. Evet. Dik engelle başlıyoruz. Dik engeli geçti. İyi gidiyor Hüseyin. Evet. Şimdi çok da sakin üçlü iniyor. Engele geldi. O da başarılı. O da başarılı. Benim en tehlikeli bulduğum onu çok da geçti. Çok haklısınız. O zor bir engel. Zor bir engel. En zor bulduğum engeldi. Şu ana kadar hatasız gidiyor. Zaten en çok hata da sizin zor bulduğunuz engelde evet, geldi şu ana evet. kadar. Evet. Havuz engeli iyi geldi at. Hoxer'e gidiyor. Yine hakem kontrol ediyor. Hoxer'i de geçti. Evet. İkinci zor bulduğum engel. Haklısınız. Köşeden dönüşlü bir engel olduğu evet, için evet. Ama iyi geldi. Dik geldi. Çok iyi geldi. Bravo. Evet, hatasız Hüseyin. Devam ediyor Hüseyin. Son iki engel. Son engeli de geçerse birinci sıraya yükselecek. Şu an evet. için 13.72'de ceza evet. puanı. Evet hatasız. Bravo. Hatasız geçti. Hatasız geçen ikinci birinci oldu Oktay'dan sonra. Ve en iyi derece şu ana en iyi derece şu ana kadar 13.72. İşte tecrübe değil ve uzun zamandır birlikte verdiği uyumla çok rahat koştu. Evet. Sevil Sabancı geldi. Evet. Müsabakamızdaki 3 kadın binicinden birisi. Birisi geldi. Sevil Sabancı. Sevil. Evet. Çok da başarılı. İkinci gün iki parkurda. Cuma günü birinci ve ikinci oldu atlarıyla. Evet. İki atıyla da çift maaşı hatasız tamamladı. Çok büyük bir başarı gerçekten. Kendisi yıllardan beri tutkuyla sürdürdüğü binici kariyerini birçok yarışmaya, birçok derece kazandı. Çok başarılı bir sporcu. Evet. Ayrıca yıllar içinde destek verdiği bir sürü başka binici var ve binicilik sporuna kattığı birçok değer var. Ve bugün burada iki atıyla birlikte izliyoruz. Evet, Sevil Sabancı. White isimli. Evet, Color Me White. Evet. Color Me White isimli atıyla izleyeceğiz. Bu da tecrübeli bir at ve çok uyumlu bir birlikteler. Maşallah demek istiyorum. Çünkü güzel tamamlamalarını istiyorum. Kadın binici olduğu için. Çok rahat şu anda. Şu ana kadar gayet başarılı. Güçlü. Temposu da çok iyi. Temposu da gayet güzel. Havuza doğru yaklaşıyor. Havuz engeline doğru. Evet. Gelmedi hata. Değil mi? Evet. Yok hatasız kontrol güzel. Şu anda hakem hatasız geçti. Gayet iyi. Ah. Ay, evet şu anda Oksijen arkasını aldı.
5 58 ceza puanıyla başlamıştı. 9 58 oldu. Böyle tamamlarsa birinci sıraya. Evet. Geçecek. Daire yaptı. Daire yaptı. Evet. Oxer'e giderken gitmeme kararı aldı. Dublemani'ye tekrar gelecek. At mı reddetti orada? Ben not bence, alırken göremedim. Bence onu kendisi sevinmedi. Çevirdi. Evet. Evet. Ve orada bir şeyin yanlış gittiğini hissetti herhalde. Ve atlamama kararı aldı. Sonra tekrar geldi, atladı. Şu anda son iki engelli atlayıp inşallah parkuru başarılı bir şekilde tamamlayacak. Evet. O dörtten bir dört ceza daha alacak daireden dolayı. Daireden dolayı sekiz oldu zaten. Evet. Bir de belki zaman alabilir. Daire yaptığı için zaman kaybedecek. Parkuru 91.68 saniyede. 8 engel, 3 zaman, 11. 3 zaman aldı. Toplam 11 ceza aldı parkurda. 5.58 üzerine ekleyeceğiz 11'i. Evet, 16.58. Evet, 16.58. Sıradayız. Evren Halam. Bir atı daha var. Sevgili Semih Sabancı'nın. O atı da izleyeceğiz onu. Evren geldi. Evet, Evren Alam'ı izleyeceğiz. Bu ihtir Evren Alam. İzmirli bir sporcu Evren. O da çok tecrübeli bir binici. Yıllardır yarışıyor. Ve bu atıyla birlikte izleyeceğiz. Şakodel'le birlikte izleyeceğiz. Şakodel de çok güzel bir at. Hatta evet, babası bu at çok başarılı bir at. Genetik olarak da bizde de pedigree dediğimiz olay var. Atın babası. Tabii. Evet. Hepsinin tek tek babaları çok önemli ve anne babaları. O da bizim gerçekten önem verdiğimiz bir konu. Evet. 2011 yılı Atatürk Kupası sahibi Evren. Muhittin Evren Alan. Evet. Onu da kazanmış bir sporcu. 12 yaşında atı. En son bölge şampiyonasında 3. oldular geçen ay yapılan. Evet. Bu atıyla birlikte tekrar 3. oldu. 12.04 ceza puanıyla başladı. İyi gidiyor şu ana kadar. Evet. Üçlü engel bence zorluk derecesi. Gerçekten öyle. En yüksek engellerin başında geliyor. Çok haklısınız. Zor bir engel ve çok iyi çalışması lazım binicilerin arada. Evet. Atlarına yardım etmeleri lazım. Engeli evet, geçmek başarılı için. Bu şekilde geçti. 4 ceza puanı aldı. Bu mani at arka ayağıyla çifte atarak düşürdü. Ama düşürdü. Tabii yine o da 4 ceza olarak hanesine yazdı. Şu anda 13.72 ceza puanıyla Hüseyin Çakmak birinci sırada. Evet. Kaan Kızıl Kaplan 14.07 ile ikinci sırada. Evet, Evren'in 12.04'ü vardı. Şimdi bu cezaları da üzerine eklenecek tabii. Eklenecek. Şu anda 16.04. Değdi ama Evren Alan, parkuru 78.76. Evet. 4 ceza puanıyla tamamladı Evren. Onur Taşpınar geldi La Vita ile. Evet, bu müsabakamızdaki en genç atımız La Vita. En 7 genç yaşında. At 7 yaşında. Not almışım zaten. Evet. Terli olarak katılıyor. İzmir bölgesinden. Onur da eski süvari. Süvarilikten sivil hayata geçti. Ve bugün burada Türkiye şampiyonu olan gençlerde sevgili Ceren Ertöz'ün antrenörü aynı zamanda. Onun da birlikte o Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi Onur da atıyla birlikte gerçi 10.98 ceza puanı var ama ata da tecrübe kazandırmak için ve iyi koşmalarını diliyoruz. Asker kökenli bir binici sevgili Onur Taşpınar 4 yıldır sivil olarak müsabakalara katılıyor. 2014 evet, yılı Genelkurmay Başkanlığı Kupası, 2018 Cumhuriyet Kupası sahibi. Ve evet, La Vita'daki en genç atımız. Kısrak, La Vita. 7 aydır beraber yarışıyorlar yarışmalarda. Az bir süre ama. Evet. Değil mi? Evet. Az bir süre. Bugün burada birkaç binicimiz daha böyle çok yeni birliktelikler. Zaman geçtikçe uyumları çok daha iyi oluyor. Evet. Sevgili seyirciler, şunu da söyleyelim. Toplam 120 bin TL ödül var. Ve o ödüller nasıl dağıtılacak? İlk 5'e dağıtılıyor o ödüller. %30'unu, yaklaşık %30'unu birinci alıyor. Sonra %25, %20, %15 ve 10 olarak ilk 5'e dağıtılıyor. Evet. Ödüllerimiz o da at katkı payı olarak, yani atlarına bakabilsinler, daha iyi bakabilsinler diye. Evet. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından bu ödüller düzenleniyor. Engele değdi ama düşmedi. Değdi ama düşmedi. Şu ana kadar hatasız devam ediyor. Hatasız gidiyor Onur Taşpınar, La Vita'yla.
havuz engeline geldi. Ah, reddetti. Havuzu ilk reddeden at. Evet, çok ilginç. Çok ilginç gerçekten. Bence atın yaşının burada önemi var. 7 yaşında bir at, tecrübesi daha az. Havuz ona çok değişik bir engel gibi geliyor. Yükseklik yok, sadece genişlik var. Elinde beyaz bir şey var. Evet. Ve o tecrübesizliğin verdiği bir sorun olarak park mani atlamayı reddetti. Ve atladı. Gördüğünüz gibi işte zaman içinde bunu öğreniyor. O reddetme ceza puanı getiriyor mu? Tabii. 4 ceza aldı artı zamanını aşacağı zamanı için zaman cezası da alacak. 4 artı zaman alacak. O arada okseri düşürdü. Pembe okseri düşürdü. Evet. Oradan da 4 daha gelecek. 4 daha geldi. Şu anda Onur parkuru bitirmeye uğraşıyor ki atın aklında kötü bir şey kalmasın yani, diye. Tamamlamaya çalışıyor ama mücadele ediyor. Evet. Tabii. Bir iddiası kalmadan. Aynen. Ata büyük tecrübe veriyor şu anda. Evet ve parkuru tamamladı. Parkuru tamamladı. Yüksek bir saniye. 8 engel, 5 zaman toplam. 5 zaman aldı. Evet. Dahil anonsu izleyicilerimiz duyabiliyor. Evet. 8 engel, 5 zaman. Bu ceza puanı daha geldi ona. Evet. Evet, Beytullah Hüseyinoğlu'na gidiyoruz tekrar. Beytullah Bey izlemiştik bir kere. Astro ile bu kez katılıyor. İkinci kez. Evet. Beytullah izleyeceğiz. Astro'nun ceza puanı 10.66. 10.66 ceza puanı. Beytullah daha önce de izledik. Astro ile ikinci kez mücadele edecek. Evet. Beytullah Hüseyinoğlu. Şu anda 45 saniyelik alışma süresini kullanıyor. Bu süreyi değerlendirirken ilk engeli de atladı. Evet, Beytullah da çok azimli bir sporcu gerçekten. Kolay kolay vazgeçmeyen bir sporcu. Bu sporda çalışmak çok önemli, azim çok önemli ama tabii ki atımız da çok önemli. Hem sağlığı hem de başarısı. Yani biriciyle birlikte atın uyumu da çok önemli. Uyumu tabii yani. Gerçekten öyle. Yarışı isteyip istememesi, psikolojisi, sağlığı gerçekten çok önemli. Evet, başarıyla geçti. Başarıyla geçti. Zor engele geldi. Hatasız gidiyor. Burada bir tereddüt etti at. Evet, haklısınız. Dizginleri uzadı. Binici dizginleri tutuyor. Dizginlerden biraz kontrol gitti ama burada havuzda evet ilk defa evet, havuza bastı. Havuza ilk basan at. Evet. Hakemimiz elini kaldırdı. Zaten Beytullah da bence onu hissetti ve ata yardım etmek istedi ama yine de basmaktan kurtulamadı. 4 ceza geliyor havuza basınca. 10.66 ile başlamıştı. Şu anda 14.66 ile bitiriyor. Evet, bugün her şeyi gördük. Havuzu basan atımız da oldu. Havuzu reddeden atımız da oldu. Reddeden de oldu. Ama genelde havuzla araları iyi buradaki atların. Bunu söylemem lazım. Evet. Evet. Gayet iyi. Tamamladı. Bir tek havuza bastı. 10.66, 14.66 ile. Evet. 3. sırada şu anda 400 daha puanı Hulki geldi. Hulki Karagül'le. Evet. Hulki. Falco isimli atıyla. 13 yaşındaki atıyla mücadele edecek. İzleyeceğiz. 7.77 ceza puanı var. Evet, tek rakamlara geldik. Tek rakamlara geldik ve gerçekten ilk 5 için şansı olan var. Var. Eğer Hulki bu parkuru hatasız biri tamamlarsa ilk 5 için çok büyük şans var. Şimdi tabii. Ankara'dan tam binicilik spor kulübünden katılıyor Hulki. Ferdi ve takım halinde Balkan şampiyonu kendisi. Hem kendi hem de takım olarak Atatürk Kupası sahibi. 2020 yılının Türkiye şampiyonu. Nations evet. Cup sahibi. Ülkemizi birçok uluslararası müsabakada da temsil etmiş. Çok tecrübeli bir sporcu. Ve bunu Falco ile izleyeceğiz. Pardon, Dilara koşuyor. Dilara Pars'ı izleyeceğiz önce. Evet. Bir değişiklik yapmışlar. Değişiklik olmuş. Dilara. Evet, önce anda Dilara'yı izleyeceğiz. 10.29 ceza puanıyla başladı Dilara'nın Dilara. Da güzel durumu. Burada bir değişiklik yapmışlar. Herhalde zaman tanımak gerekti Hulki'ye. Önce Dilara'yı izleyeceğiz. Daramis'le. Dilara 10 yaşındaki atıyla. Sonra izleyeceğimiz yarışmacıydı aslında Dilara şu anda. Evet. 3 kadın binicimizden bir tanesi Dilara. Evet, Dilara da gayet başarılı, çok tecrübeli bir sporcu. Yaşı küçük Dilara'nın ama çok
müsabaka koşmuş bir bilici. Aynı zamanda kendisi at fizyoterapisti. Atlara fizyoterapi uygulayan tek insan, evet, Türkiye'deki. Ceza puanı da aldı. Yazık oldu, iki tane arka arkaya maalesef ceza puanı geldi. Evet. Geçen yanında Atatürk Kupası ikincisi Dilara, onu da söylemek istiyorum. Daramis'le. Bu atıyla birlikte Beysim'in arkasından ikinci olmuştu. Evet. Kendisinin gençlerde Balkan Şampiyonası terli ve takım dereceleri var. 1,5 yıldır Daramis'le beraber müsabakalara katılıyorlar. Daramis normalde bu kadar hata yapan bir at değil. Ben belki yorulmuş olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü gün diye. Yine de farkını tamamladı Dilara Gardi. Dilara var. Ceza puanı. Evet. Toplamda 22.22. Matematiğiniz süper. Ben toplayana kadar siz bir anda söyleyiveriyorsunuz. Evet. Evet, Ahmet Berk. Başeğmez'e gitti. 5.26 ile başlıyor ki çok iyi bir derece. Hemen notlarımı kontrol ediyorum. Bu arada biz belki bir daha izleyeceğiz en sonda. Çünkü en iyi derece oldu şu ana kadar. En sonda 2.23 ile. Evet. Tekrar girecek. Birincilik şu anda ona ait. Ama şu anki tabii 5.26. Çok iyi. Pilot isimli atıyla. Şu ana kadar izlediğimiz en az ceza puanlı atı izliyoruz. Doğru. Evet, Ahmet Berk Başeğmez ile de ilgili çok söyleyecek şey var. Zaten kendisi bir hafta daha girecek ve en iyi durumda şu ana kadar. Zaten öbür atıyla. Derde de çıt yok. Merakla. Performansı merak ediliyor. Nasıl geçti? Geçen yılki 2022 Akdeniz Oyunları'nda takım olarak üçüncülüğü kazanan takımdaydı Berk. Çok başarılı bir sporcu. Genç ama çok başarılı bir sporcu kendisi. Evet. Bölge şampiyonası ikinciliği var. Balkan şampiyonası Grand Prix'de ikincilik dereceleri var. Ve ilk önce Air Pilot'la izliyoruz. Sonra diğer atı Cortagos'la izleyeceğiz. Çok yeni bir ikili bu. 3 haftadır sadece beraber yarışıyorlar. Ama 3 haftaya göre olağanüstü çok bir uyum içindeler. Çok başarılı gidiyor yani şu anda. 3 hafta çok kısa çok bir süre. Çok kısa bir süre. Gerçekten 3 hafta hatasız için gidiyor. Çok iyi gidiyor. 5.26 ile geliyor. Hatası giderse 5.26 ile tamamlayacak ve birinci sıraya yükselecek. Bu diğer biniciler için de çok büyük baskı olacak. Baskı tabii, evet. Psikolojik baskı. Aaa. Evet, 4 ceza puanı. Ahmet Berk. 4 ceza puanı aldı. 4 defa. Herhalde sondan ikinci farkını düşüren ilk yarışmacı oldu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam evet, Ahmet Berk. Air Pilot isimli atıyla. Evet. O da bir şanssızlık aslında. 9.26 ile tamamladı kupayı. Şimdiye kadar da en iyi skor. Biz demin Hulki'yi anlatmıştık. Hulki Karagül de şimdi geldi. Hulki şimdi geldi. Falco isimli. Atıyla. 7.77. Evet. Ceza puanı var. Hulki. Hulki çok tecrübeli bir sporcu. Ferdi ve takım halinde Balkan şampiyonluğu var. Atatürk Kupası sahibi. 2020'nin Türkiye şampiyonu, Nations Cup tecrübesi olan bir sporcu. Evet. Falco da uzun zamandır birlikte olduğu bir at, 13 yaşında. Çok rahat koşacaklarını düşünüyorum çünkü çok müsabaka koştular bu yükseklikte. Evet. Tecrübeli bir sporcu Hulki. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Aslında fiziği gerçekten çok güzel. Evet, doğru, çok güzel bir at. Ve çok yüksek atlama kapasitesi olan bir at Falco. Evet. Hulki de gerçekten amatör olmasına rağmen bu sporu yıllardır çok başarıyla götüren bir sporcu. Bu sporda yaş olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Her yaştan sporcu. Biriciler için ama... ilk defa reddetti. Triblenin sonunda durdu. Evet, durdu, reddetti. Onun sebebi de ikinci triblenin ortasındaki okseri çok şişerek atladı ve mesafe kat edemedi dike ulaşmak için.
parkuru terk edecek Hulki, tekrar denemeyecek tripleye gitmeyi. Bir numaralı engeli atlayıp parkuru terk ediyor. Evet. Yazık oldu. Maalesef o triple engel tekrar gelmek için zor bir engel. Onu söylemem tabii, lazım. Tabii orada hata hız olunca önemli, atın durumu önemli. Şimdi bizdeki listeye göre Hüsnü Dinç gelecek ama anonsu dinleyelim. Evet, Hüsnü katılmıyor sanıyorum. Kaan gelecek tekrar. Kaan Kızıl Kaptan. Jüpiter'le gelecek şimdi. Şimdi ikinci kez katılıyor. Evet. 6.79 ceza puanıyla gelecek. Kaan ikinci kez geliyor. Bu çok güzel ya. Bir senedir birlikteler. Jüpiter'le birlikteler. Peki ben şunu sorabilir miyim? Ahmet Berk az önce hata yaptı. 2.23'te en iyi dereceye sahipti. İlk evet. İki gün sonrasında. Morali bozulmuş olabilir mi binici açısından? Bence çok bozulmadı. Çünkü bir şansı daha var. Bir de iki atla girmek büyük avantaj. Çünkü parkur bir kere yapıyorsunuz. Evet. Arada ne yapmanız gerektiğini şu anda çok daha iyi biliyor. Belki bence ikinci atla rahat edecek. Rahat edecek. Sadece sonda girmek insan için bir stres. Onu söylemem lazım. Peki. Çünkü her şey sizin yapacağınıza bağlı. Evet. Şimdi Kaan tekrar geldi. Jüpiter'le 6.79 çok ceza puanı var. Çok az ceza puanı var Kaan'ın da. Evet. Çok başarılı. İlk 5 için çok şansı var. Podyum şansı var. Var. Eğer hatasız tamamlarsa zaten birinciliğe oturacak direkt 6.79'da. Şu an itibariyle evet tabii. Bugün parkurumuzu hatasız tamamlayan 2 binici oldu. Şu ana kadar 2 binici var. Biri Oktay Sezek, Jodari ile hatasız tamamladı bugünü. Bir de Hüseyin Çakmak, Carefully ile hatasız evet. yaptı. Ama daha önceden getirdikleri ceza puanları olduğu için onlar bu kadar şanslı değiller genel klasmanda. Ama onlar başarıyla bugünü 2 binici hatasız tamamladı. İnşallah Kaan'da üçüncü olsun. Ve heyecan dorukları çıksın. Tabii 6.79'la. Sonlara geleceğiz. 2018 yılı Türkiye şampiyonu Kaan Kızılkaplan. Çok tecrübeli bir sporcu. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Ankara'dan katılıyor. Başkent Binicilik Kulübü'nden. O da bu sporu profesyonel olarak yapıyor. Çok başarılı. Bu atı da çok ben çok beğendim. Çok güzel bir uyum sağladılar. Çok rahat geçiyorlar. En zor bence olan tripleye geliyorlar şimdi. Tripleye geldi. Evet geçti. En zor parkur. Engel daha doğrusu. Evet. Evet. Ya, ama burada belliydi. Atlamadan belliydi evet, düşüreceği evet. değil mi? 4 ceza puan aldı. Orada bir uyuşmazlık oldu maalesef aralarında. Evet. Ve biraz fazla çekmek zorunda kaldı ve atı çok dibine girince manini almak zorunda kaldı. O zamanlama çok önemli. İkincinin çok ata verdiği komut zamanlaması çok çok önemli. Evet, saniye ve saliselerle tabii aslında. Saliselerle tabii. İkinci hata şimdi. Bu moral bozukluğundan oldu. Bravo. Şimdi onu diyecektim Cüneyt Bey. Orada morali bozuldu. Tabii. Şimdi şu anda yaptığı hataların çoğu moral bozukluğundan geliyor. Tabii. Burada da hata yapmadı. Ve tamamlıyor artık daha. Evet. Toplamda 10.70 ayır. Bir tane daha düşürdü. Çok düşürdü. 4, 12, 16 ceza. Şimdi normalde bu kadar hata yapmaz Kaan. Orada dediğiniz gibi bir anlık bir anlaşmazlık atıyla sonra moralini bozdu. Evet, tekrar Barkın Aydın'ı izleyeceğiz. Barkın'ı Aurora'la izlemiştik eşinin atıyla. Şimdi El Cordobes'le izleyeceğiz. Onun da cezası 6.57. Şimdi Barkın bakalım neler yapacak. Ben Barkın'dan bayağı bahsetmiştim ilk atımda. Evet. Çok güzel maskeli böyle yüzünde akıtması olan bir atı vardı Aurora. Şimdi El Cordobes'le sakin olup güzel koşarsa çok şansı var. 6.57 ile burada izleyeceğimiz binicilerin sakin olup hata yapmamaya çalışmaları lazım ki diğer binicilerin üzerine baskı oluşturabilsinler ve evet. podyumda ilk 5'te kendilerine yer bulabilsinler. Bakın. Birinci yarışında 8 ceza puanıyla tamamlamıştı. Evet. Toplamda 16.08 ceza puanı var ama bu şimdi farklı bir yarış, başka bir atla. Ben Cordobes'le başladı yarışa. Evet. Burada 9 yaşında bir at. Genç diyoruz 9'a.
dribleye geliyor. Engel. Tamam. Geçti. Evet, hata geldi. Yaptı. İşte en çok hata gelen madde yine hata geldi. Drible çıkışında tekrar drible üçlü engelin çıkışında maalesef hata geldi. Evet. Martin aynı zamanda kendisi antrenörlük yapıyor. Başarılı bir antrenör kendisi. Bir sürü madalya kazanmış öğrencisi yetiştiriyor. Ama kendi de çok müsabık bir sporcu. Sondan ikinci engeldeyiz. Evet. Belki son engel. Yine atlarsa 10.57 ile tamamlayacak. Sadece 4 evet. Ceza puanıyla tamamladı. 10.57 ceza puanıyla Barkın Aydın Elton Gomez isimli atıyla tamamladı. İkinci durumda olması lazım. İkinci Berk 9.26 yapmıştı. Bir ceza almıştı. Yer paylaşıyor sanıyorum. Evet, doğru. Ahmet Berk 9.26 ile şu an itibariyle birinci sırada. Ama daha tabii ki ceza puanı düşük olarak başlayacak olan. Tekrar Sevil Sabancı'dayız. İkinci atıyla geldi Sevil. Birinciler var. Evet, Sevil Sabancı. Air Force One isimli atıyla evet. Yarışacak. 5.19 ceza puanı var. Parkuru inşallah hatası tamamlarsa birinciliğe oturacak. 12 yaşında bir at. Air Force One. Evet. İkinci engel. Sevil'de çok başarılı müsabakalar çıkartıyorlar. Sevil Sabancı gerçekten bu spora çok gönül vermiş. Çok çalışkan bir sporcu, onu söylemem lazım. Çok işini ciddiyetle yapan bir sporcu. Evet, üçlü engeli. Triple engeldeyiz. Evet. Çok iyi. Maalesef en çok hata gelen engeli de başarılı. Bravo. Burayı çok iyi. İyi geçti. Düşmedi. Atını sesiyle uyardı. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Duydum. Şimdi havuz. Gayet iyi. Ve Oksay. Şu dönüşü yaptıktan sonra artık evet. Biraz daha işi kolaylaşacak. Heyecan durukta. Bunu gayet da atladı. İyi. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi bir atlayış. Air Force One isimli atıyla Sevil Sabancı son engelini atlamak üzere gayet konsantre. Hatasız bir şekilde bitiriyor. 5.19'la birinci sıraya yükseldi alkışlar Sevil Sabancı. Müthiş. Çok başarılı. Evet. Çok güzel. Hatasız ve çok güzel bir parkur geldi. Evet, çok güzel bir yarış çıkardı. Aslında hiç hata yapmadı bu at. 4 gün boyunca onu da söylemem lazım. Birinci günden gelen ceza puanı zamandan gelen ceza. 4 parkuru hatasız tamamlamış. Şurayı tekrar izliyoruz sevgili seyirciler. Üst üste Sevil çok başarılı bir şekilde atlamayı başardı atıyla. 5.19 evet. Toplam ceza. O da az önce birincimiz şu anda. Söyledi. Sırada Çağrı Başel var. Çağrı Başel de aynı ceza puanı. Şu anda çok komik. Aynı cezaya geldiler ama Çağrı 5.19'la aynıydı. İkisi aynı ceza puanıyla parkura başladılar. O cezayı tutturmak da çok zor. 5.19'u. Evet, Çağrı da çok tecrübeli bir sporcu. Hem yurt içinde hem yurt dışında sayısız dereceleri var. Sevgili Adnan Başel'in oldu. O da eski süvari, çok başarılı. Türkiye'yi temsil etmiş. Çağrı da hatasıza gidiyor. Evet, atının adı Instinct. 15 yaşında tecrübeli bir at. Bu triple Çağrı için en zor yerdi. Maalesef orada bir 4 ceza geldi. İnşallah başka hiç hata olmayacak. Sona doğru yaklaşıyor evet. Yavaş yavaş. Instit isimli atıyla Çağrı Başel. Çağrı Başel daha önce Aachen'da Avrupa Şampiyonası ve Kentucky'de Dünya Şampiyonası koşmuş bir sporcu. İkinci hata geldi. Son engel. Evet,
8 ceza puanıyla tamamladı. Ve toplamda 13-19. Sırada Can İnce var. Şimdi Can geldi. Cornelia isimli atıyla 5-11 ceza puanıyla başlayacak. Çok iyi ceza puanı. Can'ın çok şansı var. Eğer hatasız güzel bir müsabaka çıkarırsa ilk 5'e girebilir Can. Şimdi heyecan dorukta tabii. Evet. Gerçekten yavaş yavaş öyle. Sona doğru yaklaşıyoruz. Can'ı bugün ilk defa izliyoruz. 5 birinci kaldı. Bu ikili de çok başarılı bir ikili. Onu da hemen söyleyeyim. Atatürk Kupası 5'incilikleri. 10 yaşında bir at. Var ikilinin. Kısrak, Cornelia. Can da çok başarılı ve yetenekli bir sporcu. Şimdi güçlü engel düşürdü. Evet, triblenin girişini aldı maalesef. Üçlü engelin girişini aldı maalesef. Bir ceza puanı daha. Can çok üzgün şu anda. Ben bizim önümüzden geçerken surat ifadesini gördüm. Çünkü normalde böyle hatalar yapmayan bir at. Ama bir hata daha geldi. Bu da moral bozuldu. Aynen, haklısınız. Ama ne olursa olsun birinci parkuru tamamlamaya çalışıyor tabii. Son iki engel. 12 ile devam ediyor. 12 cezası var şu an. Açıkçası yani kötü bir. Evet. Yarış. O da farkında. Hakikaten o da farklı. Üzgünüm. Böyle durumlarda terk etmesi daha mantıklı değil. Şöyle aslında bineceğe kalmış bir şey ama herhalde terk etmek istemedi. Çünkü bu yarıştan da puan alma ihtimali var. Milli takım seçmesi için aynı zamanda bu yarış önem arz ediyor. O yüzden devam etmeyi tercih etti. Uğur Yılmaz'dayız. Niklas. Evet, Niklas 99 isimli atıyla. Son 3 attayız aslında. Uğur Yılmaz gelecek. Uğur'u Burak Aza ve Ahmet Berkbaşay'ımız tekrar izleyeceğiz ve şampiyonumuz belli olacak. Geldik sondayız yani, son 3 attayız. Evet, son 3 at sevgili seyirciler, heyecan artık dorukta. Ve Uğur Yılmaz 4 ceza puanı var sadece. Evet. Birincilik için iddialı isimlerden biri. Evet, çok iddialı, çok tecrübeli bir sporcu. Atı Niklas, 14 yaşında bir at. Tecrübeli bir at. Çok. Burada tecrübeli bir sporcu. Eğer sinirlerini kontrol edebilirse çok şansları var. Üçlü engele iyi geldiler, hatasız geldiler. Şimdi geldi. Başarılı. Başarıyla geçti. Evet. Yine aynı yerde hata. Aynı yerde. En çok hata yapılan. Gerçekten 5 numaralı engel. Başka hata yapmazsa yine derece için şansı var Uğur'un. Şu anda 98 ceza puanı. Evet. Birinci İlk durumda. 5 için ceza. Evet, şey şansı var. Birinci durumda Sevil Sabancı var 5-19'la. Gerçekten mücadele ediyor. Başka hata yapmamak için son engele geliyorlar. Evet. Ve 4 ceza puanı, toplamda 8 ceza puanı. En iyi ikinci durumda değil mi? Yoksa şu anda evet, en iyi ikinci durumda. Evet. Berk 9.26 idi. İkinci duruma yerleşiyor. 9.26. Sevil Sabancı şu an itibariyle. Burak geliyor, Burak Azak. Feris isimli atıyla, 13 yaşındaki tecrübeli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden Burak Azak
22.39 ceza puanıyla başlayacak sevgili seyirciler. Şimdi gerçekten çok önemli, evet çok önemli bir sürece girdik. Scoreboard da şu anda ekranlara geliyor. Burak Azak, Fenis isimli atıyla ısınma sürecini tamamladıktan sonra ikinci durumda Burak 2.39'la, evet. Ve sonra Berk başlayacak izleyeceğiz. Sonra Berk'i izleyeceğiz. Ahmet Berk Başeğmez de birazdan gelecek. Burak Azak birinci engeli geçti. Hakikaten nefeslerin tutulduğu bir an. Çok heyecanlı. Çıt çıkmıyor. Hatasız gidiyor şu anda. Üçlü engele geldi. İki. Üç başarılı. En zor engel. Değil. Dört ceza puanı. Aynı hata. O mani gerçekten bu parkurun en tehlikeli manisi diyebiliriz. Benim yorumum doğruymuş. Kesin. Bence en zor. İnanılmaz başarılı bir yorum yaptınız. Tamam. Dört cezayla devam ediyor. Devam ediyor. Benim ilk şansı kalmadı. Evet. Sevil Sabancı'nın arkasına düştü. Son iki engel. Son engele geldi. Burak Azak, Felis isimli atıyla yarışmayı tamamlıyor. Son engeli de aldı. Son engeli de aldı. 8 ceza oldu. 8 ceza oldu. Evet. Son nokta 39'da. Dolayısıyla Uğur Yılmaz arkasına geldi. Çünkü Uğur'un 8 cezası var arkanın toplamda. Önünde Uğur'un arkasında. Evet. Ve 5. Bir numaramız geliyor şimdi. En çok kupaya yakın isim. 2.23 ile Berk'i izleyeceğiz. Evet. Berk Başeğmez. Her şey Berk'in parkından sonra belli olacak 2023 Kortakos yılı. Kortakos isimli atıyla gelecek. 11 yaşında bir at. Evet. 5 yaşındayken bu atı Berk alıyor ve o günden beri 6 yıldır beraberler. Bu renkteki ilk at. Evet, açık duru. Açık duru. Şimdi heyecan durumda sevgili seyirciler. Eğer Berk hatas yaparsa Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu. Hata yaparsa Sevil Sabancı Türkiye şampiyonu. Şu anda Deniz'in üzerinde büyük bir stres olduğunu düşünüyorum ben. Çok. Ama ipler kendi mi zaten? Evet, haklısınız. Şuna bir gel. Girişini aldı. İlk hata geldi. Sevil şampiyon oldu. Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu Sevil Sabancı oldu. 2023 şimdi yılı. Bu yarışın tamamlanmasını bekliyoruz. İkincinin belli olması için. Havuz, evet. Havuzu geçmeyi başardı. Bence ilk yarıştan belki onu biraz tutturdu. Evet, haklısınız. Orada hata yaptığı orada, için. Evet. Çünkü üçlü engelin birincisinde hata yapmadı ya. Evet. İlk çok hatayı doğru yapan Berk. İlk hata Berk. Yani hiç beklenmedik bir sporcu. En Berk zor yeri geçip orada. Evet. Evet, tamamlandı müsabakalar. Şampiyonanız birincisi Sevil Sabancı oluyor. 5.19 ceza puanıyla sevgili seyirciler. Ahmet Berk Başeğmen ikinci oldu. İkinci oldu. 6.23 ceza puanıyla da. Uğur Yılmaz. Uğur Yılmaz da üçüncü üçüncülüğü 8 ceza puanıyla alıyor. Sanıyorum dördüncü Burak Azak 10.39. Çünkü Berk tekrar 9.26 ile dördüncü. Evet. Gün birincisi Hüseyin Şahin. Gün birincisi anons ediyorlar şu anda. Evet. Günü kazanan birinci. Evet. Türkiye. Evet. Beşinciden başladı. Evet. 10.39 ile beşinci oldu. Burak Azak.
Feris isimli adıyla. Şimdi tabii biz dahili anonsları bekliyoruz hata yapmamak için. Aynen. Ama Sevil Sabancı Türkiye şampiyonu. 5.19'la Türkiye şampiyonu oldu. Sevgili seyirciler, kutluyoruz. Gerçekten büyük başarı. Çok büyük bir başarı elde etti. Yıllardır sürdürdüğü istikrarlı bilişinin meyvesini bugün aldı. Evet, Sevil. Sevil Sabancı'yı tekrar izliyoruz. Kendisini Türkiye şampiyonu yapan yarışması ve atladığı engeller 5.19 Force One isimli adıyla. Hiç hata yapmadan 4 farklı 3 günü başarıyla tamamladı. Evet, tebrik ediyoruz. Sevgili, gerçekten gönülden tebrik ediyoruz. Klas 99 isimli atıyla. İkinci Ahmet Murat Başemez, Kortagos 58 isimli atıyla. Ve yetişkin kurabilciler Türkiye şampiyonu. Dereceler şu anda anons ediliyor. Sevil Sabancı gerçekten çok büyük bir başarıya imza attı. Ve Sevil Sabancı ile birlikte Sevil'in ikinci yarışında hatasız tamamladığını belirtelim. Sevil'le birlikte hatasız tamamlayan iki isim Oktay Sezek ve Hüseyin Çakmak. Günün birincisi olarak zaten anons edilmişti Hüseyin. Sevgili seyirciler, şöyle günün özetini hep birlikte izlerken yorumcumuz Neslişah, Evliyazade Ekmekçi de kısa yorumlarla günü tamamlayalım. Nasıl bir müsabaka oldu bugün? Nasıl bir serüven izledik hep birlikte? Bence çok güzel bir müsabaka oldu. Hava olarak hiçbir kaza olmadan bizim için en önemlisi kazasız çok başarılı bir parkur olduğunu düşünüyorum. Evet. Sporcular da çok iyi mücadele ettiler ve çok güzel bir 4 günlük maratonu başarıyla tamamlandığını sizi düşünüyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratan bir at ya da binici oldu mu? Ben tecrübeli binicilerden mesela Kaan bence biraz daha orada üzüldüğünü hissettim Kaan'ın. Evet. Cam'da aynı şeyi hissettim ve Çağrı'da hissettim. Onlar daha iyi olacaklarını düşünüyorlardı ama sağlık olsun, bu spor böyle bir şey. Evet. Önemli olan bir dahakine aynı istikrarla ve azimle devam etmek. Sevil Sabancı'yı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı, hatasız, çok güzel bir parkur çıkarttı. Evet, evet. Diğer binicileri de tebrik ediyorum. Hepsini çok güzeldi. Siz çok de burada olmak da geçti. Çok güzel. Çok, sağ olun. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Benim de ilk deneyimim hata yapmama adına işin teknik kısmını size bence çok başarılısınız. Sağ olun. Teşekkür Cüneyt ederiz. Bey, size çok zevk aldım sizle bugün burada olmaktan. Çok evet, teşekkür şimdi ederiz. Birazdan, madalya töreni başlayacak biraz sonra. Hazırlık yapılıyor. Türkiye şampiyonları. Evet. Belirlenecek. 5, 4, 3, 2 ve 1. Ona göre madalyalar ve kupalarını alacak. Kupalara, kupayı kupalar alacak. Verilecek sevgili Sabancı. Evet. Nakdi ödülü de alacak tabii ki. Tabii %30'uydu değil mi? Evet. 120 bin liraydı toplam evet, ödül. Evet, onun %30'u birinciye gidiyor. Evet, ama tabii bu biniciler bu paranın çok büyük bir bölümünü atlara evet, bakım için aynen harcıyorlar. Öyle. Onu da belirtelim. Aynen öyle. Birazdan atlarıyla birlikte gelecekler. Biniciler atlarından inip podyuma çıkacaklar. Sonra da atlarıyla şeref turu atacaklar ki bence evet, o en güzel manzara. En güzel manzara oluyor değil mi o? Evet. Atlara da şeker veriliyor. Ödül onu alınırken zaten. Küçük havuçlar kesilip veriliyor. Atlar da inanın orada mutlu orayı oluyorlar. Çıktıklarını anlıyorlar. Anlıyorlar değil evet, mi? Hissediyorlar yani. Zaten orada şeref turunda göreceksiniz dört nallarını farklı yapıyorlar. Öyle mi? Evet. Şimdi çok hoş görüntüler onlar. Hep birlikte izleyeceğiz sevgili seyirciler. Şu anda ödül töreni için podyum hazır hale getiriliyor. Biraz sonra beşe giren. Gerçekten Kemer Golf & Country Club'da çok güzel bir gün geçirdik. Çok, çok doğru, başarılı çok bir doğru. Peki şunu soracağım, 12.30'da başladı. Yani güneşin tam tepemizde olduğu bir saatte başladı. Bu atları olumsuz etkilemiyor mu? Hadi binicileri ve bizleri geçelim. Şu andaki havada etkilemiyor ama haklısınız. Eğer Temmuz Ağustos olsaydı etkilerdi. Evet, evet. Şu anda etkilemedi. Hava çok şansımız da çok güzel. 12.30'da yapılmasının bir sebebi de daha çok seyirci gelsin diye. Normalde yüksek mesafe geçe kaldıkça seyirci sayısı azalıyor. Şu anda gördüğünüz gibi müthiş bir seyirci var. Şu anda gün birincilerini açıklıyorlar. Evet, gün birincileri açıklanıyor şu anda. Gün için derece alan birincilere kupalarını veriyorlar. Daha sonra Türkiye dereceleri açıklanacak ve onlar evet, podyuma çıkacaklar. Ve müthiş bir gurur. Gerçekten 2023 için
güzel bir başlangıç. Ortasındayız bunun ama daha çok önemli kupalarımız var. Kupalar, müsabakalar var. Var. Cumhurbaşkanlığı var, Atatürk Kupası var, özel umman müsabakaları var. Biniciler buradan onlara devam edecekler. Şu anda günün birinciliğini Hüseyin Çakmak aldı, Careful'la. Hüseyin Çakmak, Careful. Başka bir ata biniyor şu anda, Careful. Tahmin ediyorum ahırına gitti, dinlemiyor. Ama seremoniye başka bir anda çıkabiliyorsunuz onun için. Ha, tamam, başka evet. Bir anıyla çıktı, başka bir anıyla geldi. Evet. Ama o havucu ve şekeri Careful'ı hak etmişti. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel koştu Careful. Bir yani şekeri evet. Ve havucu o yedi. Careful'ın müsabakadaki yaşı en büyük attı ama gördüğünüz gibi günü kazandı. Evet. Başarılı bir yarış yaptılar Hüseyin'le. Çok güzel koştular. Şu anda Hüseyin tebrikleri kabul ediyor. O gidecek. Günün ilk beşi gelecek atlarıyla. Evet. Çok güzel bir seremoni bizi bekliyor. Şimdi seremoniden sonra hani gösteri geçişi mi dediniz? Evet. Şeref turu atacaklar. Şeref turu atacak ya atlar. O büyük bir gurur tabii. Kurdelalarıyla birlikte tabii. Ve seyisleriyle birlikte gelecekler. Seyisler atları tutacak ki biniciler podyuma çıkabilsinler. Evet. Ödüllerini alabilsinler. Evet, yani 3 kadın biniciden biri bugün Türkiye şampiyonu. Kadın ve erkeğin birlikte yarıştığı tek spor binicilik. Bunu da bir kere daha belirtmek isterim. Aynı klasmanda yarıştıkları. Evet, bekliyoruz. Evet, atların gördüğünüz gibi şu anda manejin girişindeler. Atlara örtü konuluyor. Birinci atın özel örtüsü var. Türkiye şampiyonası örtüsü. O konuluyor. Evet. Kurdelalar atlarımızın başlıklarına takılıyor, yanlarına. Ve binicilerimizi... Çok güzel yani, çok güzel görüntüler bunlar. Evet. Şimdi izleyicilerimizin de dikkatini çekecektir. Evet. Gerçekten... Bölüm çok güzel. En önde Sevil Sabancı, Air Force One isimli adıyla günü birinci olarak tamamladı ve Türkiye şampiyonu oldu 5.19 ceza puanıyla, en az ceza puanıyla yani. Evet. O da ilk günden getirdiği bir cezaydı, zamandan yoksa zamandan hiç engel almadı. Evet, engel cezası evet, almadı. Evet, atını seviyor gördüğünüz gibi. O da seyisi Mehmet Bey. O da onunla birlikte geliyor çünkü atı tutacak. İkinci Ahmet Berkbaşay'ın görüyorsunuz. Evet. Üçüncü... Evet, Uğur Yılmaz. Dördüncü Burak Azar. Ve beşinci Bark Aydın. Evet. İlk beş geliyor. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Yani bu spora gönül verenler için çok güzel görüntüler bunlar. Bize yayınlanıyor. Daha arttıkça soru takip eden izleyicisi artacak. Kesinlikle buna çok inanıyorum. Atın insana en yakın olduğu spor. Değil mi? Hayır, evet. Spor anlamında değil, canlı yani hayvan tabii. Olduğu herhalde köpek. Kesin. Köpekle kesinlikle birlikte. Ve çok akıllı olduklarını bir kere daha söylemek istiyorum. Hiçbir şey çok... unutmuyorlar. İsterseniz sizi 10 sene görmesin, 10 sene sonra sizi görüp kişniyor. Tanıyor sizi kokunuzda. Bu arada bütün yarışlara bütün herkes bekliyoruz. Söylemek isterim. Halka açığı her türlü müsabakalarında ihtiyar izleyebilir. Evet. Seremoni başlıyor. Şimdi biriciler atlarından indi, seyircileri atların başında. Beşinciyle başlayacak. Tabii beşinciyle başlanacak. En son Sevil Sabancı ödülünü alacak. Burak Azak beşinci oldu. 10.39 kere kesinlikle ceza puanıyla. Barkın Aydın. 5. Çok pardon. Burak 4. Evet. 5. Barkın Aydın. 4. Burak Azak. Evet, yanlış not almışım. Hemen düzeltiyorum onu. Barkın. Evet. Barkın Aydın. 5. oldu. El Cordobes'te. El Cordobes. Burak şimdi geliyor 10.9. Evet. Babartın 5.liği 10.7'ye evet. Almıştı. Aralarında salisteler var. Salisteler var. Hakikaten yani 10.9 ve 57. Üçüncümüz gelecek şimdi. Evet. 8 ceza puanıyla Uğur Yılmaz. İklas 99 ısırı adıyla. Yetişkin kombiniciler Türkiye üçüncüsü. Davet ediyor. Uğur Yılmaz.
seyirciler, Türkiye ikincisi Ahmet Berk. Ahmet Berk başlayacak. 23 ceza puanıyla bu dereceyi elde etti. İkinci Sevil biraz sonra gelecek. Evet, bir yerlerini alıyorlar, birbirlerini tebrik ediyorlar. Çok mutlu bir an onlar için de. Üç kadın sporcu, birinci var dediniz, biri şampiyon oldu. Uğurlu geldi. Evet. Sevil Sabancı anons ediliyor, Türkiye şampiyonu. Çok güzel dakikalar. Air Force One isimli atıyla. 5.19 derecesiyle ki o da gel hatasından değil. Zamandan gelen, zamandan gelen bir ceza puanıyla. Şunu da söylemek istiyorum seremonilerde. Binicilik camiasında erkekler toplarını çıkartıyorlar seremonide, hanımlar çıkartmıyor. Kadınlar çıkartmıyor. Evet. Bu bir gelenek haline gelmiş. Evet. Biraz da bir insanın gelmediği anlamında bütün dünyada böyle, evet. Evet, kupa şu anda kalktı. Türkiye şampiyonu Sevil Sabancı'nın ellerinde. Herkes alkışlıyor. Diğer arkadaşları da, masadaki arkadaşları da alkışlıyor. Birazdan atlarını binip şeref turu atacaklar. Evet. Bu da atların kazanan atın dakikası olacak o da. Evet. Çok güzel bir gün oldu gerçekten. Çok güzel, başarılı. Kazansız belasız diyeceğim, çok güzel bir parkur izledik. Evet. Yarışmayız. Baştan sona çok güzel yarışlar oldu. Şimdi hep birlikte fotoğraf çekilecekler. Bu da bugünün anısına. 23'te favorilerden biri olan Berk Başeğme ikinci tamamladı. Evet. Sevgili seyirciler. Kupayı da federasyon başkanı Engin Tuncel verdi. Evet. Yani federasyon başkanımız onların elinden aldı. Ödül törenine katkılarından dolayı Türkiye Büyücülük Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Ekrem'e teşekkür ediyoruz. Şimdi aklımızdan şerif kendi öğretmeni antrenörüyle de fotoğraf çekiliyor. Çünkü bu sporda antrenör, ilgi, seyir, bütün bunlar bir bütün. Hepsini birlikte başarıya elde ediyorsunuz. Başarıya da öyle ulaşıyorsunuz. Öyle bir hatıra fotoğrafı çekildi şu anda. Şimdi Air Force One zamanı. Air Force One da koyu duruyor. Çok koyu, Yağız'a yakın. Bunu da söyleyeyim. Yağız atta en az bundan attı rengi. Siyah. Evet. Yok. Hemen hemen. Birinci önce gidecek, arkadan derece sırasıyla takip edecekler onu. Tabii işte Sevil Sabancı 5.19'da Türkiye şampiyonu oldu en başta. Diğer atlarda peşine takıldı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak şampiyonayı tamamlayan atlar. Şeref turu atıyorlar evet. Şu anda. Çok güzel görüntüler. Sevgili seyirciler, Sevil Sabancı önde. Berk Başeves arkasında, Uğur Yılmaz üçüncü, müthiş görüntüler. Burak Atak dördüncü ve Martın Aydın beşinci. Gördüğünüz gibi at da biliyor birinci olduğunu. O bir tur tabii, daha atacak. Bir tur daha atıyor. Diğerleri yavaş yavaş. Evet, ayrılıyorlar ve sahayı şampiyonu bırakıyorlar. Evet, çok doğru. Sahayı şampiyonu bıraktılar. Bir kez daha şeref evet. Önünden geçecek. Şimdi bir Osman'la Sevil Sabancı. Tebrik ediyoruz gerçekten. Evet, gerçekten tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Müthiş başarı elde etti. Harika koştu. Evet, şimdi bizim önümüzden de geçiyor. Evet. Sizin tam önümüze geldi. Atını seviyor. Atını seviyor. Ve tabii yani şu anda her ikisinin de duyguları aynı. Bir mutluluk yaşıyorlar. Ve artık
Onlar da alanı terk ediyorlar. Tabi oradan hemen fotoğraf çektirmek isteyen evet. Bu spora gönül vermiş. Air Force One hayranları gelecek şimdi. Hayranları gelecek ve onlar da fotoğraf çektirecekler. Aynen. Evet. Günü böyle noktalıyoruz sevgili seyirciler. Neslişah Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bize yanıtlılık yaptınız. Çok güzel bir yayında birlikte oldunuz. Sıralama bir kez daha görüntüye geliyor. Sevil Sabancı 1. 5.19. Ahmet Berk Başeymez 6.23'te. 2. Uğur Yılmaz 8 puanla 3. ve 10.39'la Burak Adak 4. 10.57 ile de Barkın Aydın 5. sırada tamamladı ve Türkiye Şampiyonası'nda, Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdi. Evet, bu şampiyonada Neslişah Evliyazade Ekmekçi bize yorumlarıyla destek verdi. Milli sporcumuz, milli biricimiz ve bugün yorumculukta biricilikte olduğu gibi çok başarılıydı gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız çok için, sizinle birlikte olduğunuz için, sizlere de bizleri izlediğiniz için sevgili seyircilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına İstanbul'dan, Kemal Country Club'dan sizlere iyi pazarlar, iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın.